Bugün Twitter ve Instagram hesaplarından bir fotoğraf paylaştım. Arkasından da bir soru sordum. Bu fotoğrafta gördükleriniz SpaceX firmasının ürettiği Raptor 2 roket motorları. Şimdi bu motorlar aşağı yukarı birbirlerinin aynısı ama fark ettiğiniz gibi sağ taraftaki roketin motorunun lüle kısmı yani egzozu anormal derecede büyük. Peki bunun sebebi ne? Neden bu kadar devasa bir egzoz sahip motor üretiyorlar? Şimdi bu sorunun cevabını size birazdan vereceğim ama isterseniz bugünkü videomuzun konusuna dönelim. Bugünkü videomuzun konusu Elon Musk ve onun yeni bir başarısı. Evet her taşın altına Elon Musk çıkıyor. İnternette sosyal medyada çılgınca şeyler yapıyor. Yakın zamanda Venezuela'da şeytan ilan edildi. Birkaç gün önce de robot sevgilisiyle yemeğe çıktı. Adam tam manasıyla bir deli fakat bu onun başarılı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve bizim çılgın milyarderimiz geçtiğimiz gün bugüne kadar yapılmış en mükemmel ve en sıra dışı roket motorunu bütün dünyaya tanıttı. Raptor 3 Raptor 3, roket motoru endüstrisiyle alakalı olan herkesin ağzının açık kalmasına sebep oldu. Gerçekten de bugüne kadar yapılmış en sıra dışı motorlardan biriydi ve birçok uzmana göre roket endüstrisinin nirvanasıydı, kutsal kasesiydi. Önceki modelden 200 kilo daha hafif, yaklaşık olarak %20 daha fazla güç üretiyor ve üzerinde hiçbir ısı kalkanı yok. Ve tam anlamıyla bir mühendislik şaheseri. SpaceX mühendisleri motor tasarımını inanılmaz derecede basitleştirmiş. Güç, dayanıklılık ve güvenilirlik çok ciddi miktarlarda yükseltilirken maliyetler de ciddi anlamda düşürülmüş. E peki bunu nasıl yaptılar? Gerçekten de SpaceX bunu nasıl becerdi? Elon Musk bunu nasıl becerdi? Çünkü daha en başından beri Elon Musk'ın hedefi bunu gerçekleştirmekti. Ama tabii ki böyle hızlı bir şekilde atlamayacağız bu kısmı. Öncelikli olarak isterseniz birazcık SpaceX'in ve motorlarının tarihine geçelim. Elon Musk 90'lı yıllarda internetten çok büyük miktarlarda para kazandı ve kazandığı parayı geleceğin teknolojilerine harcadı. Bunlardan biri de uzaydı. Bu yüzden de 2002 yılında SpaceX'i kurdu. Musk'ın daha o zamanlar hayali Mars'a gitmek, orada bir koloni kurmaktı ama adam akıllı öyle hadiince bunun olmayacağını biliyor. Öncelikli olarak Kurduğu uzay şirketinin ciddi anlamda başarılı olması lazımdı. Para kazanması lazımdı. O da başlangıç aşamalarında alçak yörüngelere uydu taşımaya karar verdi. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kendi roketlerini üretmeye karar verdi. Sıradışı roketler, tekrar tekrar kullanılabilen roketler. Fakat kendi roketini üretmek yeterli değildi. Dışarıya hiçbir şekilde bağımlı olunmamalıydı ki bu Elon Musk'ın aslında dehasının en önemli sırlarından biridir. Dışarıya hiçbir şekilde bağlı olmamak. Roketle beraber motorunu da kendi üretmeliydi. Bu yüzden de Merlin motorunu geliştirmeye başladılar. Merlin motoru 2006 yılında ortaya çıktı. Çok basit fakat verimliydi. Yakıt olarak kerosen kullanıyordu ve testlerde de ciddi başarı elde etmişti. Merlin motorları SpaceX'in Falcon roketlerine güç vermeye başladı ve hem teknolojik anlamda hem de ticari anlamda çok ciddi başarılar elde etti. Bu motorların sırasıyla A, B, C ve D versiyonları üretildi ve şu anda Falcon'larda da kullanılmaya devam ediliyorlar. Merlinler gerçekten de güzel motorlardı ama Mars'a gitmek için yeterli değildi. Daha güçlü motorlara ihtiyaç vardı. Bu yüzden de 2009-2010 civarında Merlin 2 gündeme geldi. Fakat Elon Musk Merlin 2'ye pek sıcak bakmıyordu. Bunda da çok haklı gerekçeleri vardı. Çünkü dediğim gibi adamın başından beri takıntısı Mars'tı. Mars'a gitmek istiyordu. E Mars'a gitmek yetmez. Gitmişken bir dönmek lazımdı. E bütün yolculuk için yakıtı yanınızda taşımak ciddi bir sıkıntıydı. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Peki o çözüm neydi? Tabii ki de yakıtı Mars'ta üretmek. İşte bu yüzden Elon Musk kerosenle çalışan bir roket motoruna daha fazla yatırım yapmak istemedi. Onun ihtiyaç duyduğu şey yakıtı Mars'ta üretilebilecek yeni bir motordu. İşte bu yüzden 2009 yılında Raptor motoruna yönelik kavramsal çalışmalar yavaş yavaş gizli bir şekilde başladı. Firma Merlin motorlarını geliştirmeye devam ediyordu. En nihayetinde alçak yörüngeye sürekli olarak kargo götürüp duruyorlardı. Ve Falconlar bu işi piyasada kimsenin kotaramayacağı kadar uygun fiyatları kotarabiliyordu. Fakat öbür taraftan da Starship gibi ileride Ay'a, Mars'a gidecek roketler için daha gelişmiş motorlar lazımdı. Bu yüzden de Raptor projesi yavaş yavaş arkada ilerlemeye devam etti. Ve 2011 yılında Elon Musk'ın ağzından 3-5 kelime dökülmeye başladı. Fakat 2012 yılına gelindiğinde Raptor motorları bütün dünyaya resmen duyuruldu. Bu yeni motorlar Merlin'lerden çok daha güçlülerdi. Aynı zamanda çalışma prensibi de daha farklıydı. Az önce size söyledim. Merlin motorları yakıt olarak kerosen kullanıyordu. Fakat Raptor motorları kerosen yerine metan kullanacaktı. Neden sorusunun cevabı Mars'ta saklı. Çünkü Elon Musk'ın planı şuydu. Devasa roketler dünyadan Mars'a gidecekti ve yakıtları Mars'ta üretilecekti. Ve benim bakalım Mars'ta metan üretmek ne kadar mümkün? Mars yüzeyinde fazla işlem yapmayı gerektirmeden bol miktarda sıvı metan üretebilirsiniz. İşte bu yüzden de Elon Musk yakıt olarak sıvı metan kullanan Raptor motorlarına yatırım yapmaya başladı. Ha bu arada hazır şu yakıt konusu açılmışken bana sıklıkla sorulan bir sorunun da cevabını vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz hem dünyada hem de Türkiye'de uzay çalışmalarına şüpheyle yaklaşan ciddi kalabalıklar var. Birçok insan bırakın Ay'a gidildiğine, uzaya bile çıkıldığına inanmıyor. Ve bu şüpheci arkadaşlar bana sık sık şu soruyu soruyorlar. Yahu nasıl oluyor da bu roketlerin motorları uzayda yanabiliyorlar, o patlamalar olabiliyor. Hani diyoruz ya uzayda hava yok. E havanın olmadığı yerde bu roketler nasıl ateşleme yapabiliyor? Evet doğru haklılar. Uzayda hava yok. Orada yakabileceğiniz bir oksijen yok. Dünyadaki kimyasal enerjiyle çalışan motorların tamamı dışarıdan havaya ihtiyaç duyar arabalar, helikopterler, uçaklar hepsi dışarıdan hava girişine ihtiyaç duyar. Ama uzayda hava yok. E bu oksijen ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Cevabı basit. Roketler ihtiyaç duydukları havayı yanlarında taşıyorlar. Uzay roketleri yakıtı tutuşturmak için yanlarında ciddi miktarlarda sıvı oksijen ya da benzeri bileşik kullanırlar. Oksitleyici dediğimiz bu bileşikler sayesinde yanma odasında yakıtı ateşleyebilirsiniz. Anlamayanlar için tekrar ediyorum. İhtiyaçları olan havayı sıvı oksijen biçiminde yanlarında depolayıp kullanıyorlar. Bu açıklamaya rağmen yine tatmin olmayacaklar ama neyse ben konuyu daha fazla uzatmayayım. Dediğim gibi Elon Musk'ın temel gayesi yakıtını Mars üzerinde de üretebileceği yeni bir motordu. Bu yüzden de 2012 yılına Raptor programı resmen başladı. Önce kavramsal çalışmalar yapıldı ama bu o kadar da kolay bir iş değildi. Roketin geliştirilmesi için çok ciddi miktarlarda paraya ihtiyaç vardı. Ama neyse ki biliyorsunuz Elon Musk'ı para lazımsa bir yerden bulur ki o da buldu. 2016 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Raptor roket motor projesini finanse etmeye karar verdi. Ve bu tarihten itibaren de proje çok ciddi anlamda hızlandı. 2017 yılına gelindiğinde Raptor motorun ilk versiyonu olan Raptor 1'lerin test süreci başladı. Aslında motor testleri 2014 yılında başlamıştı ama 2017 yılında artık roketlerde kullanacak nihai versiyon üzerine çalışmalar başladı. 2022 yılına kadar 76 başarılı test gerçekleştirildi. Aynı yıl test motorları 300 barlık basınca ulaşmayı başardı. Testler devam ederken bir taraftan da roketlerin üretim süreci başlamıştı. Yani Elon Musk bildiğiniz kervanı yolda dizmeyi tercih ediyordu ki zaten SpaceX'in bütün stratejisi bunun üzerine kuruludur. Raptor 2 bir taraftan geliştiriliyordu öbür taraftan da 2021 yılında seri üretim süreci başlamıştı. Ve 2023 yılına gelindiğinde Raptor 2 motorlarından 33 tanesi Starship'in prototipine yerleştirilmişti. Starship bugüne kadar yapılmış en büyük ve en ağır uzay aracı bitirildiğinde önce Ay'ı ziyaret edecek, arkasından da Mars'a gidecek. İşte bu süper canavara tam 33 tane Raptor 2 motoru takıldı. Ve hepinizin bildiği gibi ilk test 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Test sırasında roket kalkış yapmayı başardı ama ilerleyen aşamalarda bir sürü teknik sıkıntı çıktı ki bu zaten beklenen bir şeydi. Bu testte kimse uzaya çıkmayı beklemiyordu zaten. Dediğim gibi SpaceX'in stratejisi bu. Kervanı yolda dizmek üretim maliyetleri rakiplerine kıyasla o kadar düşük ki bu tarz testleri bol miktarda yapabiliyorlar. Zaten bu kadar hızlı ilerlemeleri sebeplerinden biri de bu. SpaceX'in bütün stratejisi deneme yanılma yöntemi üzerine kurulu. Ve ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz zaten. Bir sonraki ikinci test daha başarılı geçti. Üçüncü test daha da başarılıydı. Ve bildiğiniz gibi son testte başarmaları gereken hemen hemen her şeyi başardılar. Fakat bugüne kadar yapılan testlerin tamamı Raptor 2 ile yapıldı. Lakin Raptor 2'ler nihai üretimler değiller. Onlar sadece Raptor 3 için testbed görevi üstlendiler. Çünkü Elon Musk'ın asıl ulaşmak istediği şey Raptor 3. Yani bugüne kadar yapılmış en gelişmiş ve en kusursuz, mükemmelliğe en yakın roket motoru. Raptor 3 uzun zamandan beri konuşuluyordu fakat hakkında pek fazla bilgi ortalıkta yoktu. Ama neyse ki geçtiğimiz gün Elon Musk bu meraka son verdi ve Raptor 3'ü bütün dünyaya tanıttı. Raptor 3 motoru 1400 kilo ağırlığında ve 617 bin pound'dan daha fazla güç üretebiliyor. Bir roketi saniyede 3200 metrelik bir hıza çıkartabiliyor. Ve gelecekte Starship'i önce Ay'a sonra da Mars'a götürecek. Peki Raptor 3'ü bu kadar özel kılan şey ne? Şimdi bu motorla alakalı çok fazla teknik detay vermediler ama elimizde çok önemli bilgiler de var. Raptor 3 motorunun 1400 kilo olduğunu biliyoruz. Raptor 2'ye göre 200 kilo daha hafif. İlk prototip olan Raptor 1'den de yaklaşık 600 kilo da hafif. Boyutları aşağı yukarı aynı ama Raptor 3'teki hareketli parça sayısı Raptor 1 ve 2'den çok 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 daha az. Motor o kadar komplike tasarlanmış ki sanki bazı parçaları takmayı unutmuşlar gibi görünüyor. Bu son derece yalın tasarımın çok ilginç bir sebebi var. Raptor 3'te herhangi bir ısı kalkanı bulunmuyor. İşte burası mühendislerin beyninin yandığı kısım. Bu motor herhangi bir ısı kalkanı, ısı koruması olmadığı halde nasıl tek parça kalabiliyor? Bu konuyla ilgili çok fazla bilgi yok ama iddialara göre SpaceX mühendisleri motoru yakıtın kendisiyle soğutmaya karar vermişler. Bu aslında son derece mantıklı çünkü sıvı oksijen ve sıvı metan çok soğuktur. İşte bu süper soğuk yakıtı motoru soğutmak için kullanmak bence son derece akıllıca. Ama tabii ki de bunu nasıl yapabildiklerini anlatmıyorlar. Ama bu sayede motorun ağırlığını yüzlerce kilo düşürmeyi başarmışlar. Peki sadece 1400 kilo ağırlığındaki bu motorumuz ne kadar güçlü? SpaceX'ten gelen bilgilere göre bir tane Raptor 3 motoru yaklaşık 617 bin pound'luk bir güç üretebiliyor. Bu yaklaşık 269 tonluk bir itki gücü demek. Yahut da bir roketin bir saniyede 3200 metre yol kat edebilmesi demek. Ya da daha basit bir örnek verecek olursam. Bir Raptor 3 motoru yaklaşık 20 F-16'nın motorunu ürettiği gücü tek başına üretebiliyor. Ve bu motorlardan Starship'te tam 33 tane olacak. Yani Elon Musk'a hayran olmamak elde değil gücü %20 arttırıyor, yakıt tüketimini %20 hatta yer yer %50 düşürüyor, güvenilirliği arttırıyor, kullanım ömrünü arttırıyor. Yani adam sineğin yağını çıkartmayı bırakın, sineğin yağını çıkartmış, postundan elbise yaptırmış, etinden de kıyma yaptırıp dolaba koymuş. Tamam biraz deli, çok tartışılabilir şeyler yapıyor ama kabul edelim ki işini çok iyi biliyor. Elon Musk'ın söylediğine göre Raptor 3 Starship'in 5. testine hazır olacak. Fakat Raptor 3'ün vakum versiyonunu biraz daha bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle 5'in testte Raptor 3'ün değil Raptor 2'nin vakum versiyonu kullanılacak. Şimdi geldik videonun başındaki soruya. Sağdaki motorun egzozu neden bu kadar büyük sorusunun cevabını vereyim şimdi. Daha önce roketlerin fırlatıldığını bir şekilde izlemişsinizdir elbette. Ve hepsinde manzara aynıdır. Roket ateşlenir, etrafa dumanlar saçılır ve roketimiz yükselmeye başlar. Motorlardan çıkan sıcak egzoz sütun biçiminde düz bir şekilde aşağı doğru iner. Bunun böyle olmasının sebebi atmosfer basıncın roketin egzoz gazlarını bastırmasıdır. Ki bu da çok iyi bir şeydir. Bu sayede motorun ürettiği gücün tamamı aynı noktaya yönlenir. Fakat roketimiz yükseldikçe hava basıncı daha doğrusu atmosfer basıncı azalmaya başlar. Egzozdan çıkan gazları sıkıştıran basınç azaldıkça egzoz gazları da dağılmaya başlar. Eğer roket kalkışlarını dikkatle izlemişseniz bunu mutlaka fark edersiniz. Kalkışta egzoz sondeli düz bir şekilde çıkarken, roket yükseldiğinde, çok yüksek derken gaz etrafa yayılmaya başlar. İşte bunun sebebi hava basıncı orada az olduğu için artık gazı yeterince bastıramaz. Egzoz gazı bu şekilde dağıldığı zaman da itki gücü azalmaya başlar. Motorların verimliliği yüksek irtifada düşer. İşte bu sorunu çözebilmek için yüksek irtifada ikinci kademeye geçilir. Roket deniz seviyesinde kullandığı motorları atar ve vakum motorları devreye girer. Vakum motorunun egzozu çok daha büyük, çok daha geniştir. Bu geniş egzoz yapısı sayesinde ateşlemenin oluşturduğu gazların dağılma oranı tekrar düşer ve çok yüksek irtifada ve de ötesinde, uzayda verimlilik kaybı yaşamazsınız. Yani roket yükseldikçe lüleyi daha büyük ve daha derin tutmanız gerekiyor. Bu yüzden üst yörüngelere çıkan roketler 2 ya da 3 kademeli olmak zorunda. Eğer Elon Musk'ın planları yoluna giderse ki gidecek gibi görünüyor. Raptor 3 motorları Starship'e güç verecek ve önce onu Ay'a götürecek. Ardından da Mars'a gidecek. Hem de Mars'a 100 ton kargo götürebilecek. Roket Mars'a inecek. Motorların ihtiyaç duyduğu yakıt orada üretilecek. Rokete doldurulacak ve roketler aynı şekilde dünyaya geri dönecekler. Raptor 3 motorları o kadar verimli olacak ki 3 günde bir sefere çıkabilecekler. Ve tekrar tekrar kullanılabilecekler ve bütün bunları rakiplerin hayal bile edemeyeceği kadar düşük maliyetleri yapacaklar. Yani özetle seversiniz sevmezsiniz orası ayrı ama Elon Musk'ın bir deha olduğu da gerçek. Tamam oturup motor tek başına kendisi yapmadı ama buna vesile olması, buna imkan sağlaması bile onun ne kadar büyük bir deha olduğunu gösteriyor. Bakalım bu yolculukta Elon Musk'ın karşısına başka dişli bir rakip çıkacak mı? Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.